Öyleydi. Şimdi başkentin yoğun gündeminden biraz uzaklaşıyor ve bu insan olamaz dedirten bir haberle Flash Ana Haber'e devam ediyoruz. Böyle vahşet görülmedi. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen uyruklu bir işçi İstanbul'da henüz 2,5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti. Sapık Rumen bu da yetmiyormuş gibi tecavüz ettiği küçük kızı boğarak cesedini bataklığa attı. Ivan Verturek şimdi gözaltında. 2,5 yaşındaki Cemile'nin cenazesi ise bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ne dokunuyor? Bunu kaldır beni yatırın. Ya. İstanbul Firuzköy bugün sapıkça işlenen bir cinayete kurban giden küçük Cemile için ağladı. Albayrak ailesinin neşe kaynağı olan 2,5 yaşındaki Cemile hem barbarca hem de sapıkça işlenen bir cinayete kurban gitti. Küçük Cemile arkadaşlarıyla birlikte işte tam burada oyunlar oynuyordu. Ta ki Ivan gelinceye kadar. Sapık Rumen 2,5 yaşındaki küçük Cemile'yi kandırdı ve ikisi birden bu bayırdan inmeye başladılar. ...23 yaşındaki Ivan Vertuniak isimli Rumen sapık... ...çirkin emellerine kurban seçtiği Cemile'yi kucağına alıp evine götürdü. Talihsiz Cemile ise her şeyden habersizdi. Küçük Cemile'ye mezar olan ev işte burası. Tabii buraya ev denilebilirse. Çünkü içerisi gerçekten de bir ahırdan farksız. Hem korkunç hem de iğrenç olan cinayet, Albayrak ailesinin biricik kızları Cemile'nin ortadan kaybolmasının ardından polise başvurmalarıyla ortaya çıktı. İkisi kadın, 5 Rumen'in kaldığı evi basan polis, evin içerisinde kanlı çocuk iç çamaşırları ve çarşaf buldu. 23 yaşındaki Ivan Vertuniak, kötü emellerine alet etmek için kaçırdığı küçük Cemile'yi işte bu eve getirdi. Bu kapıyı açarak küçük kızla birlikte bu koridordan geçti. Oldukça pis bir görünüm arz ediyor ev. İşte hemen bu kapıyı açtı ve daha henüz 2,5 yaşında olan Cemile'ye burada tecavüz etti. 2,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden, sonra da öldüren sapık Rumen'in kaldığı ev bir ahırdan farksız görünüyor. Yataklar pislik içinde, elbiseler ise darmadağın. İşte evin mutfağı, bir yanda ızgara üzerinde boş bırakılan balık parçaları, meyveler ve müthiş bir koku. Burası da evin bir başka odası. Gördüğünüz gibi duvarda boy boy çeşitli sanatçı ve mankenlerimizin fotoğraflarını görmek mümkün. Evin her köşesinde mutlaka bir şişe buluyoruz. Bunlardan bir tanesi de rakı şişesi. Anlaşılan o ki burada kalan Rumenler her akşam olmasa da sık sık alkol alarak kendilerince alem yapıyorlardı. Mahalle sakinleri bir yandan cinayete kurban giden küçük Cemile'nin yasını tutuyor, diğer yandan da sapık Rumen'e olan öfkelerini dile getiriyor. Bu koya leke düşürdü. Pislik, nalet olsun bu. Bu insanlık dışı, ne diyebilirsin ki sen? Bunu hiç, yani ne insan, ne Kur'an kabul eder, ne din kabul eder, ne peygamber kabul eder, hiçbir şey kabul etmez bu. Eve yapılan baskınla yakalanarak Asayiş Şube Cinayet Masası ekiplerince sorgulanan sapık Rumen Ivan Vertuniak her şeyi itiraf etti. Henüz 2,5 yaşındayken sapıkça işlenen cinayete kurban giden Cemile ise bugün Arnavutköy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ne dokunuyor? Bunu kaldır beni yatırın. Ya. Küçük Cemile'ye tecavüz ederek öldürüp cansız bedenini çuvala koyan sapık Rumen çuvalı işte arkamda görmüş olduğunuz bu bataklığa attı. Firuzköy ise tarihinde ilk kez böylesine sapıkça işlenen bir cinayete sahne oldu. Ayhan Musluk, Flash Haber, İstanbul. Evet, küçük Cemile, bebek Cemile şimdi toprağa verildi. Sapık Ivan'sa Türk adaletine hesap veriyor sevgili izleyiciler. Depremzedelerin görülmeye değer sevinci, kaldıkları Flore tesislerinden çıkarılmak istendikleri için tepkili olan depremzedelerin sesini tüm Türkiye'ye duyuran ve konunun üzerine giden Flash Haber sonuca ulaştı. Depremzedeler alınan ek süreyle bir müddet daha kampta kalabilecek. Gözlerinden yaş eksik olmayan depremzedelerin şimdi ise yüzleri gülüyor. Birleş!
17 Ağustos depreminde evleri hasar gördüğü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Flora tesislerine taşınan depremzedeler, verilen süre öncesi çıkarılmak istendiklerini öğrenince geçtiğimiz günlerde eylem yaparak kararı protesto etmişlerdi. Flash Haber ise başından beri konuyu takip etmiş, gelişmeleri ve depremzedelerin sesini ekrana yansıtmıştı. İddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi de depremzedelerin en geç 2 Mayıs tarihine kadar kampı boşaltmalarını istemişti. Peki tüm bu iddialar doğru muydu? Flash Haber mikrofonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Müfit Gürtuna'ya uzattı. Gürtuna belediyenin konuyla ilgili olmadığını, İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı aldığını belirtti. O bizim tasarrufumuzda olan bir olay değil. Tamamıyla bizim dışımızda. Kriz merkezinin, bakanlığın talimatıyla gerçekleştirilen bir şey. Değerli konuklarımız, biraz böyle bir talimat verdi başkanım. Daha evvel nasıl oralara yerleştirilmişse yine o şekilde çıkartılıyor. Bu güvenliği, eğitim etkinliklerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Florya'daki tesislerin tasarrufunu tam bizim dışımızda cereyan ediyor. Bizim kararımızla ortaya çıkan bir şey değil. Hatta ilk uygulamada benim haberim dahi yoktu. Çünkü gelen yazılar alt birimlere intikal etmiş. O şekilde. Sadece bizim Florya değil, birçok yerdeki sosyal tesisler yine kriz merkezinin, bakanlığın tasarrufuyla hizmete alındı ve yine şimdi hizmetten çıkarılıyor. Yani bizim kararımız değil. Bugün 2 Mayıs 2000. Bugün verilen süre doldu dolmasına ancak Flash Haber'in yayınları ses getirdi ve depremzedeler alınan ek süreyle bir süre daha kampta kalabilecekler. İşte şimdi ekrana hüznün ardından yaşanan sevinçleri getiriyoruz. Sizlere son derece müteşekkirliğimi belli ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Flash TV eğer ki bizim arkamızda olmasaydı biz şu anda karşıki ağaçların altında konuşlanmak zorunda kalacaktık. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sizlere için. Yani sizlerin sayesinde biz burada kalıyoruz. Bu ses onların sesi. Depremzedelerin. Daha düne kadar gözlerinden gözyaşı eksik olmuyordu. Oysa şimdi hepsinin yüzü gülüyor. Biz de depremzedelerin sevincine ortak oluyor ve onları daima mutlu görmek istiyoruz. Serap Temizler, Flash Haber, İstanbul. Birleş, 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 birleş.